Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 8. Sınıf Müzik Dersi 5. Bölüm Müzik ve Sağlık. Düşünelim, konuşalım. Müzik ve sağlık arasında bir ilişki var mıdır? Düşüncelerinizi paylaşınız. Müzik insan sağlığını olumlu yönde etkiler. Müziğin sağlığımıza faydalarını maddeler halinde sıralayacak olursak. Müzik ağrının dindirilmesinde yardımcı olur. Müzik obezitenin önlenmesinde faydalı olabilir. Müzik bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Müzik prematüre bebeklerin hayata tutunmalarına yardımcı olur. Müzik hafızaya ve öğrenmeye yardımcı olabilir. Müzik kendinizi daha mutlu hissetmenize yardımcı olabilir. Bir müzik enstrümanı çalmak, motor becerilerin gelişmesine yardımcı olabilir. Müzik yaşlı insanların çektiği bazı sıkıntılara derman olabilir. Türkiye'de ve dünyada müzikle tedavi uygulamaları. Müzikle tedavinin dünyada ve Türkiye'de binlerce yıllık bir geçmişi vardır. Bu alanda özellikle Avrupa, Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde müzikle tedavi eğitimi verilip dernekler kurularak bilimsel konferans ve kongreler düzenlenmektedir. Müzik terapisi konusunda oldukça hızlı gelişme gösteren Norveç'te müzikle tedavi programı Norveç Müzik Akademisi'nde yüksek lisans programı olarak sunulmaktadır. Bu programdan mezun müzik terapistleri engelli çocuklarla, tutuklularla, huzur evindeki yaşlılarla ya da psikiyatrik hastalar ile çalışabilmektedirler. Türkiye'de üniversitelere bağlı tıp fakültelerinde, özel hastanelerde ve özel merkezlerde birçok bölümde Türk müziği ile tedavi çalışmaları başlamış ve bu çalışmalar büyük önem kazanmıştır. 2007 yılında Ege Üniversitesi Hastanesi Onkoloji bölümünde kanser hastaları üzerinde müziğin kemoterapinin yan etkilerine ve hastaların kaygı düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmaya 30 deney ve 30 kontrol grubu olmak üzere toplam 60 hasta katılmıştır. Deney grubu kanser hastalarından tedavi işlemi bittikten sonra rahat bir pozisyon almaları, müziği dinlemeleri ve bütün dikkatlerini müziğe vermeleri istenmiştir. Tedavileri boyunca bir kulaklık aracılığıyla önceden seçilmiş sözsüz müzikler dinletilmiştir. 3 kemoterapi boyunca devam eden süreçte aynı tedavi ve aynı müzikler kullanılmıştır. Kontrol grubu hastalarına ise bu prosedür uygulanmamıştır. Müzikle terapinin uygulandığı deney grubundaki hastalarda kaygının azaldığı sonucu puanlamada görülmüştür. Hastaların 76-67'si bu tedavi sürecinin yararlı olduğunu belirterek müziğin kendilerini dinlendirdiğini, huzur verdiğini, mutlu ettiğini, dikkatlerini hastalıktan ve ortamdan uzaklaştırdığını söylemişlerdir. Yapılan çalışmalarda müzikle tedavi uygulamaları, iklim değişiminin yol açtığı rahatsızlıklar, ruh sağlığı, psikolojik travmalar, kişilik bozuklukları, engellilerin yaşam kalitesini arttırma, yaşlıların toplumla bağlarının kopmaması, ağrının etkisini azaltması, suçluların topluma kazandırılması gibi konularda etkili ve faydalı olmuştur. Müziğin bilinçli bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilmesi için bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. Öğretmeninizin sınıfa getirdiği, içerisinde doğa seslerini barındıran, yağmur sesi, dalga sesi, kuş sesi vb. Müzik örneklerini dinleyiniz. Müzikle tedavide makamlar. Türk müziği makamlarının tedavi aracı olarak kullanılması çok eskilere dayanmaktadır.
İslam medeniyetinde özellikle tasavvuf mensupları müzikle uğraşmışlar, hastaların müzikle tedavi edildiğini savunmuşlardır. Türk İslam alimlerinden Zekeriya Errazi, 854-932, Farabi, 870-950 ve İbn Sina, 980-1037, psikolojik hastalıkların tedavisinde müzikle tedavinin bilimsel esaslarını ortaya koymuşlardır. Aşağıda verilmiş olan makamlara ait örnek eserleri dinleyiniz. Makamların sizde uyandırdığı duyguları arkadaşlarınızla paylaşınız. Rast makamı, eski dostlar. Uşak makamı, ayva çiçek açmış. Saba makamı, mendilimin yeşili. Buselik makamı, Iğdır'ın al alması. Hüseyni makamı, zeytin gözlüm. Hicaz makamı, değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende. Rast makamı, eski dostlar. Birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi, uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi, uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar. Unutulmuş isimlerde bilinmez ki nasıl, nerede. Şimdi yalnız resimlerde. Eski dostlar, eski dostlar. Unutulmuş isimlerde bilinmez ki nasıl, nerede. Şimdi yalnız resimlerde. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi, uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi, uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar. Eski dostlar, eski dostlar. Eski dostlar, eski dostlar. Uşak makamı, ayva çiçek açmış. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek, gönül bu
sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Ayaş yollarından açtım da geldim, boyunu boyuma ölçtüm de geldim. Boyunu boyuma yavrum ölçtüm de geldim. Güzeller içinde seni seçtim de geldim. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Ayaş yollarında kervanın mı var? Beni öldürmeye fermanın mı var? Beni öldürmeye fermanın mı var? Ağlamaya, sızlamaya dermanın mı var? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Saba makamı, mendilimin yeşili.
doktor bana bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Selik makamı, Iğdır'ın alalması.
Hüseyin'i makamı, Zeytin Gözlüm. Sana meylim nedendir? Sevmedin, kabahati kim dedi? Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir? Bu sevmedin, kabahati kim dedi? Gül olmuşsun dikenlerin ben dedi. Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Gül olmuşsun dikenlerin ben dedi. Uzaklarda eşine şarkıları düşürürüm peşine. Hicaz makamı, değdi saçlarıma bahar gülleri, Nazende. Sen de tek sen.
ilk sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Sevgilim yadıma düştün. Gurbette sevgilim aklıma düştün. Nazende sevgilim yadıma düştün. Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.